Veda Ev TV'den merhabalar. Ben Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner. Güzel bir İzmir gününde yine sizlerle beraberiz. Evet, programa başlamadan önce bizim YouTube kanalımızı, İzmir Dair YouTube kanalımızı beğenirseniz, takipçimiz olursanız çok çok seviniriz. Çünkü birbirinden değerli konular ve konuklar aralıksız olarak sizlere hizmet veriyoruz. Evet, bugün yine birinci programda bize çok güzel, değerli bilgiler veren doçent doktor Kürşat Şahin Yıldırmer bizlerle birlikte. Kendisi hem refleksolog hem psikolog. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine beraberiz. Evet, ne mutlu. Birinci programda çok güzel, değerli bilgiler verdiniz bize refleksolojiyle ilgili, ama daha yarım kalan bazı konular var. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum Kürşat Bey. Şimdi bazı kişilerle konuşurken diyorlar ki refleksoloji de neymiş, olur muymuş canım? Yani nasıl oluyor da ayak masajı yaparak, tabii ki parantez içinde bu bir ayak masajı değil sevgili izleyenlerimiz, bu bir ilim. Biraz tarihçesine de değinerek, yani bunun bilimsel makaleleri var mı? Birazcık daha sevgili izleyenlerimizi aydınlatırız. Tabii ki. Refleksolojinin tarihçesi 2300'lü yıllarına dayanıyor. İlk çıkış yeri Mısır'dır. Mısırlı bir ekip tarafından bulunmuştur. Günümüze modern hali 1900'lü yıllarda Amerika'da ünlü kulak burun boğaz doktoru Dr. William tarafından geliyor ve o yıllarda birçok doktorun bu çalışmaya hayatlarına kattığı bir çalışma, ama tabii uzun soluklu bir çalışma, yeni keşfedildiği için de zor olduğu için rafa kalkmış. Günümüze kadar da geldi. Önceki yayında dediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı tamamlayıcı tıp dedi, onayladı, kabul gördü. Şimdi önceden yurt dışı çok kaynakları var, doktora tezleri falan var. Artık günümüzde de doktora tezleri var. Görüyorum ben, kadın doğum doktorları bile doktora tezinde bizzat hastaların üzerinde uygulama yapıyorlar. Hamilelik döneminde. Hamilelik sürecinde hamile bir bayana refleksoloji uzman bir kişi tarafından düzenli aralıklarla uygulandığı zaman bir stres minimum seviyede. Tabii ki stresimiz olacak ama aşırı değil. Ödem neredeyse yok derecede ve doğum zamanı, doğuma girmeden önce de uyguluyorlar, doğum sonrası da uyguluyorlar. İnanın vücudun kendi ağrı kesici dediğimiz olay daha etkili oluyor. Bunu gözlemlediler. Birçok doktora tezleri mevcut Türkiye'de bile refleksolojiyle ilgili. Hatta işte internette baktığınız zaman işte çok yanlış bilgi de mevcut doğru bilgilerin yanı sıra. Diyor ki işte kalp hastasına diyor refleksoloji uygulanmaz kesinlikle. Değil. O tez eski tez. Çünkü yani kimlere uygulanmaz? Var mı böyle bir hastalık? Ayağın altı çok yarasa yapamazsın. Ama elden devreye girersin. Bugün İstanbul'da bile. Elde. Tabii. Türkiye'de de kanıtlamış hocalarımız var. Kalp kapakları değişmiş kişilere, uzman kişiler tarafından refleksoloji yapıldığı takdirde nabızı dengelendiğine dair. Ve İstanbul'dan beni çok arayan var. Ameliyat olmuş, kalp kapağı değişmiş, hastası yoğun bakımdan çıkmış, odada yatıyor. Doktor demiş ki uzman birini bulun, ayak masajını, işte refleksoloji, bu şekilde biliyor insanlar, refleksoloji olarak pek bilemiyor. Alın. Ben İzmir'deyim. İstanbul'a gitmiştim de oldu seanslar için, yani zaman zaman. Artık girdi yani, bununla ilgili tezler de var kalp rahatsızlıklarında ilgili. Çünkü neden? Refleksoloji şunu yapıyor, sinir sistemini minimuma çekiyor. Dolaşımdaki kanı da harekete geçirdiği için beden kendi kendini tamir ediyor. Bunun en güzel örneğini şöyle verebiliriz. İşte denize hepimiz gidiyoruz, neden? Çok iyi geliyor, rahatladı. Oysa denize, suya girmeden önce o çakıl taşların üzerindeki yürüyüş kişiyi rahatlatıyor. Neden? Saniyelik basılar, doğal taşlar uyarıyı vermekte ve rahatlıyorsun suyun içinde de. Bugün hani gidenler söylüyor, uzak doğu ülkelerine birçok yerde diyor. Yürüyüş parkurları yapmışlar özel refleksoloji için, taşlardan hani ayak altlarını kesmeyecek şekilde. Kişiler diyor işte geliyor diyor, ayakkabısını çıkartıyor, çorabı çeşmede ayaklarını yıkayıp diyor birkaç tur atıyorlar diyor. Oturup dinlenip biliyorlar diyor. Denemişler. Çok süper ya diyorlar. Evet, etkili. Bedenin kendi kendine iyileştirme mekanizması devreye giriyor. Kişilerin inanabilmesi için de şöyle de söyleyebilirim.
önceden falaka vardı ayak altından. Ayak altından sopa vurulan oluyordu. Kan boşanma oluyordu ağızdan. Neden? Vücut eksi 70 ile artı 35 milivolt elektrikle çalışıyor. Sürekli uyarı verdiğin zaman artı 35 milivolta dayanıyor elektrik. Ve bedende yanma oluyor. Aynı elektrik kablosundaki kaçaktaki çıkan yangın gibi. Ne oluyor? Mide kanaması geçiriyordu kişiler. Sanki midesini vurmuşlar gibi hasar alıyordu mide ve sindirim sistemleri. En büyük kanıtı da bu. Yaşlılardan örnek vereyim. İşte şeker hastası olanlarda mutlaka görmüşsünüzdür. Ayağını alır. Şöyle çikolata tarafına doğru böyle yapar. Ya şunu bir ovala be kızım der. Çok iyi geliyor, rahatlatıyor. Neden? Beyin yönlendiriyor ister istemez. Bilge, beden çok bilge. Bilmiyor ama yönlendiriyor. Nedir o ovala diyor? Zaten mide, pankreas, 12 parmağın sinir bölgelerini uyarı yapıyor, rahatlıyor. Bu yani aslında etkili. Benim bile Ayvansaray Üniversitesi'nde refleksoloji üzerine tezini yapıyordu yüksek lisansla bir arkadaşımız. İnternetten bulmuştu beni. Ben yardımcı oldum. Böyle bir şey çıktı ki tabii YouTube videolarımızda kanıtladık işte kalp hastalarını. Çalıştım da işte kanser hastasını yapılmaz diyor. Pardon. İzmir'deydi. Doktora bile devam etti dedi. Tavsiye etti yani. Omuriliğindeki tümör müdahale edilmediği halde o esnada beden kendi kendini tamir etmişti. Tabii bu herkeste bu sonuç olabilir mi bilemeyiz. Bunlar hep konu oldu. İşte doğru bilinen, yanlış bilinen diye kitap gibi bir tez oldu ve üstün başarılıyla mezun oldu. Bastıkları zaman zaten Google'a refleksoloji üzerine makaleler, tezler dediklerinden Türkiye'nin olsun hem yurt dışının olsun birçok bilimsel makaleler mevcut. Cinsellikle ilgili hiç yani çalıştığınız hastalarda güzel geri dönüşler oluyor. Tabii ki oluyor yani yaşadığı soruna bağlı. Hem erkeklerde hem kadınlarda oluyor. Mı? Tabii şunu da alıyorum ben devreye. Hani kişi zaten bıkmış, çok kapı gezmiş. En son nokta sen oluyorsun zaten bu tarz çalışmalarda. Çabuk bitsin istiyor artık. Hem refleksoloji hem EMDR'yi devreye alıyorum ben. Göz hareketleriyle beyni yeniden işlemeli rahatsızlaştırma dediğimiz. Ya da hipnoz moduyla geçmişe gönderip yaşadığı an, travma, her neyse onları logoterapi tekniğiyle yüzleştirip nötr hale, üzerine de refleksoloji, gereksiz çalışan o kaygıyı, stresi minimuma çekmek için, amigdalayı baskılamak için süper sonuçlar alınmakta, aldıklarında var. Anladım. Bu da bir kenara yazılsın. Çünkü cinsellik Türkiye'de gerçekten sanırım işin fizikselden çok psikolojik boyutu çok yani ülkenin genel durumuna bakılırsa şikayet edilen bir konu. Bu da çok iyi. Zaten herhalde çalışmadığınız bir şey yok. Alan yok. Bütün alanlarda çalışıyorsunuz. Doğru, kesinlikle. Çünkü işte beynimiz, bedenimiz belli. Yaradan öyle bir yaratmış ki insanoğlu dünyaya geldiğinde hiçbir şey yoktu. Tabii hani kazalar, düşme, kırılma hariç. Ne oluyordu? İşte ayakları yerle temas halindeydi. Sürekli bir uyaran, işte toprakla temas halindeydi, taşla temas halindeydi. Beden sürekli kendi kendini tamir etmekteydi. Şimdi beyni o zamanlar fazla uyaran da yoktu. Şimdi uyaran çok. Göz görüyor yani beyin görüyor. İşten işte işe gitmek için sabah kalkıyorsun, evden çıkıyorsun. Bir sürü araba, korna sesleri, uyaranlar çok. İşe geldim, sanki saatlerce sırtında işte kaç kat işte çimento taşımış gibi bir yorgunluk var. Neden? Beyin yoruldu. Çünkü neden? Sürekli adrenalin, savaş modunda kortizon salgılıyor, stres, tamam. Hayatta kalmamız için stres sağlam, kaç savaş. Ama fazlası sıkıntı. Böyle olunca da ne oluyor? Sıkıntılar başlıyor. Yeteri beslenmeme, yeteri uykunun olmaması gibi gibi bunlar da etken madde. Bu yüzden de refleksoloji etkili yani dokunmanın iyileştirici bir yanı var gerçekten. Tabii. Peki alt sınır ve üst sınır yaş olarak yani çocuklarda kaç yaş? Hiçbir sınır yok. Öyle mi? Dişin uzmanı olman gerekiyor. Rusya'da bile çocuk dünyaya geldi. Bebek masajı çok popülerdir orada ve fiyatı çok yüksek. Görüyorum Instagram videolarında. Evet. Rus var, benim de var. Evet. Aksamasına devam ettiler benimle seanslara. Bebek hani işte 40'a falan
zaman çıktı belli bir şeyden sonra. Bir suya atıyorlar, bir de masaj yapıyor. Tabii tabii yapıyor. Suya atıyorlar. Gelişimine evet. Etkili, nasıl etkili? Yani onlara komple yapılıyor. Sırtlara müdahale yapıldığı için. Ne oluyor? Omurilik boz sıvısı harekete geçiyor. Omurilik boz sıvısı çok önemli çünkü. Sinir hücrelerin bağlantı kurduğu alan, işte jel gibi düşünün. O harekete geçiyor. Kaslar harekete geçiyor. Kan dolaşımı harekete geçiyor ve gelişiminde çok etkili. O yüzden yaş sınırı yok. Yapılabiliyor. İşte kişinin uzmanlığı gerekiyor dediğim gibi. Çünkü ayağa dokundum. Kimi ayak çok derisi kalındır, serttir. Nasıl bası, ne kadar vereceğini bilmen gerekiyor. Kimisinin ayak derisi çok hassastır. Nasıl basıyı vereceğin çok önemlidir. Onu hissetmen, yaşaman gerekiyor. Bu da zamanla uygulama yaptıkça zaten uzmanlaşarak şey yapıyor. Oturuyor yerine işte seans yaparken de söylüyorsun işte. Bazen işte diyorsun ki hani gözlerde göz kontrolüne gidin diyorsun. Sıkıntınız var sizin. Olabilir diyorsun. Gidiyor göz muayenesi oluyor. Gerçekten gözlükle geliyor. Şeyde yapabiliyorsun hani ufak tefek tahminlerde de. Tabii göz dediniz aklıma geldi. Baş ağrısı yapıyor tabii. Zaten bütün rahatsızlıkların temelinde ne var? Stres ve üzüntü. Bastırılan duygular da bedeni ele geçiriyor. Peki gözün de noktası var mı ayakta? Tabii. Tüm organların iz düşümü var. Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir mucize? Yaradan yaratmış işte. Şimdiki sisteme baktığımızda teknoloji aletleri ilerliyor. İşte insan beynine müdahale. İşte bilgisayarlar çıkacak, düşündüğünü okuyacak falan. Şifreleri çözüldü artık insan beyninin. Evet. Yaradan yaratmış ama birisi de bir ilham gelmiş. Herhalde bir akış, bir şey gelmiş, vahiy gelmiş. Yani yoksa ayağın altında noktalar görünmüyor ki. Yani bunu nasıl bulmuş? Gerçekten Yani çok eskilere dayanan bir çalışma. Evet. Binlerce yıllık. Çinliler çok sanırım yapıyor. Yapıyor, masajını yapıyorlar genelde. Unuttuğumuz, eklemek istediğiniz bir şey var mı programımızın sonuna doğru? Davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Hani merak edenler daha detaylı bilgi için zaten Google'da adımı soyadımı yazdıklarımda. Instagram adresiniz nedir? O kurumsal olarak geçiyor İzmir Terapi diye. Şöyle, Google'da Kürşat Şahin Yıldırmer yazdıklarında benimle ilgili her şey çıkar. Yorumlar, videolar, Alsancak'ta ofisiniz. Dünya İzmir Göz Hastanesi yakını, evet. Tamam, çok güzel. O doktorların bulunduğu doğrudur. Kesimde. Evet sevgili izleyenlerimiz, gerçekten Kürşat Bey bize bu ikinci programda da çok değerli bilgiler verdi. Kendisine Google'dan, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Çok da merkezi bir yerde ofisi. Biz teşekkür ederiz İzmir'e dair TV ailesi olarak davetimizi kabul ettiğiniz için. Belki ilerleyen zamanlarda yeniden burada olursunuz. Tabii ki gelirim. Çok teşekkürler. Evet efendim, bir programımızı daha tamamladık. Bakalım gelecek programda konuğumuz kim olacak? Ben Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner, İzmir'e dair TV ailesi olarak sizleri sevgiyle kucaklıyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.